gözlerini bağladılar ve kontrol gerilla merkezine gidiyorsun. Senin de emniyetin işi yok, bizim var dediler. Hamile bir kadın vardı, çocuklar vardı. Bunlar işkencedeki seslerinden ayırt ediyorum. Metris'te dedim, kıç falakası ve kıçımıza çok çok mesarken bu marşı söyletilmeye çalışıyorlar. Baş parmağımdaki kablonun bir ucunu cinsel organıma bağladım. Tek kelimeyle korkunç bir şey yani. Bir ay kontrgerilla merkezinde kaldım. Zincirli, gözlerim bağlı ve işkence gördüm. Zaten ayaklarım şiş. Hiç birkaç ay iyi olmadı onlar. 25 kilo, 35 kilo ve 40 kiloluk dökme demir zincirle bağlıyorlar. En şiddetli dizi falak oldu. Çok hoşlaşmadım yani falakadan. Sizi vermeye gitmeyi kimse tavsiye etmiyor. Kontrgerilla güçleri aydınlara yönelik yıldırma ve korkutma harekatı başlatmışlardı. İşkence tabii gördük. İşkence elektrikten tutun da falaka, tuzlu sular gibi olay ne varsa şuna dikkat ettim ya. Orada 5-6 kişi arasında nasıl bir şey oldu? 5-6 kişiden döne döne vuruyorlar yani böyle. Ben işkence dedim, ooo dedim, işkence buysa biz bunu atlattık diye düşünüyordum. Elektrik gelmeden önce. Ama şunu da şey yapayım ki, insanoğlu, yani işkence tabii herkes çok ayrı değerlendirmede bulunur da, işkencede de insanoğlu karşıda her şeyi bilmediği için, hani senin sakladığın bir şeyler var, o senin şeyindir yani, o senin dayanma olayındır. Yani onları söylemiyorsun. Ne olursa olsun onları söylemiyorsun. Ama belki onu bilseler, üzerine gitseler, belki onda da bir noktada çözüm olacak ama sen onu hissediyorsun. O sana yaklaşıyorlar onu. Sen onu söyleyebilirsin ama söylemiyorsun yani bir takım şeyleri. Sizinki neydi? Söylemek istemediniz. Yani aslında ben tabii kendimle ilgili olan her şeyi ortaya koydum da hani orada bulunan arkadaşların isimlerini ele vermemek gibi. Yani hani şu da vardı işin içinde, bu da vardı gibi. Hani onları yakmayayım anlamında. Onlar benim yüzümden böyle bir şey olmadı. Ben bütün hep bunun üzerine durdum. Çünkü her şeyi öğrenmişlerdi. Bir de mesela Bekir Uzun'u getirdiler benim yanıma. İşkence derken Bekir Uzun'u getirdiler. Bekir de Ankara grubundan bizim veya neyse. Ki ben Bekir'i tanımıyorum yani. Hatta ben onu şey sandım. Mustafa diye ithal ettim. İşkence öyle bir hale gelmiş ki. Ya Mustafa sen misin falan diyorum ben ona. Şahin, Mustafa Şahin'le ilgili. Ondan sonra dedi ki bana, ya iş dedi boşu boşuna, yani direnme dedi, her şeyi dedi biliyorlar dedi. Yani boşuna işkence çekme, yok, görme dedi burada yani. Ama ben ona da o anda ona da karşıyım. Yani onun öyle söyleyişine de kızıyorum ama yapacak şey yapmama, şey, yapacak bir şey yok yani. Yani zoru hangisi oldu? Yani aslında benim için falaka çok şey. En şiddetlisi falaka oldu. Mesela elektrik olayında, şimdi tabii her tarafa elektriği bağlıyorlar. İşte yani organlarına da bağladılar. Fakat ben o anda bile ne düşünüyorum biliyor musunuz? Böyle iki büklüm oldum. İki büklüm oldum ve o iki büklümün arasında yani kendimi böyle bölge olarak kapattım. Ve şu küçük parmağımla elektrik takılıyor şöyle bir şeydir o böyle. Onu küçük parmağımla attırdım böyle. Yani ben işkence görüyormuş gibi. Hani o titreme olayla devam ettim. Yani orada oynadım diyorsun. Orada bir mutluluk vardı. Bir mutlu oldum ama yani. Fakat tabii çabuk fark ediyorlar olayı. Hadi gene tekrar takma olayları gibi. Ama işkence de benim için en zor olan şey oldu. Falaka oldu yani. Çünkü falakanın hele yani ileriki aşamalarında tabii falakan çünkü bir kere şey yapmıyorlar. Fasıl başlıyor, bitiyor, konuşuyorlar. Biz hep halen direndiğimiz anlamda tekrar yatırıyorlar. Hani direndiğiniz noktada tekrar yatırıyorlar. İşte onun ileri aşamalarında falaka şey oldu. Sıkıntılı oldu yani. Çok hoşlaşmadım yani falakadan. Yakalandıktan sonra beni Ankara Emniyetine önce götürdüler. Sonra Ankara Emniyetinde beni başka bir grup teslim aldı. Gözlerimi bağladılar. Ve kontrgerilla merkezine gidiyorsun. Senin de emniyetin işi yok, bizim var dediler. Neresi olduğunu sonradan çok tahmin etmeye çalıştım ama
bir yer çıkartamadım. Orada 13 gün kaldım ben. Benimle birlikte pek çok başka benden bağımsız olarak gözaltına alınmış insanlar vardı. Mahalli sakladıkları ya da saklama ihtimali olan onlarca kişi vardı. Hamile bir kadın vardı. Çocuklar vardı. Bunları işkencedeki seslerinden ayırt ediyorum. Sırayla günde 3-4 kere bir arada 10-15 dakika dinlenme molası verdikten sonra evimiz. Ben 3 gün işkencede kaldım. Sonra birden her şey kesildi. Artık bize mahalli ya da başka şeyleri sormaz oldular. Beni İzmir Sıkı Yönetim Komutanlığı'na teslim ettiler. İzmir'de gözaltında tutulduğum yerde sabah gazete okumamız falan yasaktı, vermiyorlardı, öyle bir şey yoktu. Kapatıldığım hücrenin altından Günaydın gazetesini aldılar, onu hiç unutmam. Niye böyle de verdiler diye koştum baktım. Manşette o ünlü fotoğraf vardı, Kızıldere'de parçalanmış cesetler ve isimler. O belki de hayatımın en psikolojik işlerinin berbat anıdır. Yani bütün umudumuzun sönmesi, artık her şeyin bittiğine inanmamız için yapılan bir şeydi. O ama zamanla telafi edilir. Fakat her birini çok yakından tanıdığım, her biriyle büyüştüğümüz, oynadığımız, kavga ettiğimiz, birlikte eylemlere çıktığımız arkadaşlarımı o halde görmek, o unutulmayacak bir gibidir. Eğer işkence çile çekerken, geçen buraya birileri geldi, işte İstiklal Marşı söyleyeceğiz, dedim ki ben söylemeyeyim. Nasıl dediler? 68'de dedim ben söylemedim. Sorun dedim bakayım niye söylemezsin abi diye cesaret dedim bakayım. Niye söylemezsin abi? Metris'te dedim kıç falakası ve kıçımıza çok çok mesarken bu marşı söyletmeye çalışıyorlardı. Ben zorla söylemem diyordum. Onun için kim yapıyor bunu? Ne bu İstiklal Marşı'na ne bekliyorsunuz dedim ya. Tamam ben söylerim dedim. Ama beni 3 yıl öldürmeye çalıştılar. Beceremeden sonra yönetici yaptılar. Ben sana yeni maceraları anlatmadan önce bir şey söylemek istiyorum sayın yoldaşım. O falakalar zamanında bile ben haftada 2 kere mutlaka ya Fransızca ya roman okurdum. 2 kere. Mutlaka. Disiplin bir şekilde. Ben diye bir şeyi vardır. Köyü vardır. Orada eşimin dayısı vardı. Onlara ziyarete gittik bir gece. Orada kalacağız. Gece yarısı kapı çalındı. Açtık. Çevirmiş askerler etrafı. Muğla Jandarma Komutanlığı'ndan seni arıyoruz hikayesi. Oradan aldılar. Önce İzmir'e getirdiler. İzmir'den de İstanbul'a götürdüler buraya. Seni savaş esiri olarak tutukluyoruz hikayesiyle. İşte meşhur. Aynen gittik. Şeyde hakkının sesini duydum. Askeri müzenin oradaki hücrelerde. Ama o arada epey adam götürülmüş. Ya birinci harbiye, harbiye evet. Harbiye de. Ondan sonra da sıramızı beklemeye başladık. Bu arada işte bazı assubaylar yumuşak oluyordu. Yüksek sesle birbirlerimize bilgi aktarmaya çalışıyorduk. Hani ne oluyor, ne bitiyor anlamaya çalışıyorsun. Anladık ki sonuçta bir çözülme var. Orhan abi falan getirdiler. Orhan Savaşçı. Zaten Orhan külçe gibi geldi. Onu işkenceden getirmişler. Bizden önce almışlar onları. Birkaç arkadaşı böyle külçe gibi getirdiler, attılar. Bandası hiç kimse tavsiye etmiyor şeye gitmeyi. Yok, yok. Yani Ziver Bey'e gitmeyi kimse tavsiye etmiyor. Şeye götürüldüm, Harbiye'deki hücrelere götürüldüm. Bizim arkadaşları oraya getirmişler. Yani önce şeye götürmeden Harbiye'deki hücrelere getirmişler. Oradan ben tabii anladım, bunlar birbirleriyle konuşuyor falan filan. Ama benim orada olduğumu bilmiyor onlar. Seslerinden Kemal, Tamer, Mamer falan dedim. Bunlar burada ama nasıl haber göndereceğimin yolunu bulamadım yani bir türlü. Ya böyle bir portakalın içine böyle bir şey yapsam, bir kağıt koysam asker götürür mü falan. Velhasıl onlar benim orada olduğumu hiç bilmeden beni bir gün aldılar. Yani Harbiye'de bir hafta falan kaldım zannediyorum o hücrede. Beni Selimiye'ye götürdüler.
alıp Selimiye'de Naci Gür'ün karşısına çıktım. İşte gözaltına alındım. Selimiye'ye ilk götürülen THKP Necmiler falan vardı da yani ikinci partinin ilk götürüleni benim yani. Gekko şu vardı orada. Kadınlar, bizim kadın arkadaşlar kalıyorlarmış. Bizi getirecekler diye apar topar onları göndermişler, sağmalcılar ama ne. Yukarıya çıkarıyorlar beni. Dikkat et diyorlar. Gözlerim bağlı. Merdiven var, dikkat et diyor biri. Kolumdan tutup çıkarıyor beni. Ya çıktık o merdivenlerden, bitti. Gözümün bağı çıkarıldı. Soyun dediler, soyundum. Bir pijama getirdiler, kan içinde. Pijama kan içinde. Giy bunu dediler, giydim. Ellerime zincir, paslı. Paslı zincirler böyle, yeni değil. Hani böyle bunlar hep şey, psikolojik. Yani bilhassa yapıldığı besbelli yani. Yani. Ellerim o zincire vuruldu, kilit takıldı. O bildiğimiz asma bir kilit yani. Vuruldu iki baklaya. Ellerimiz bağlandı. Bekliyoruz. Biraz sonra geldiler, hadi gidiyoruz. Gözlerimi bir daha bağladılar. Aşağıya gene o merdivenden indirildik. Gözlerim bağlı. Şimdi biri konuşuyor. Aynen kelimesi kelimesine. Burada anayasa yok. Yasalar yok. Şu anda senin nerede olduğunu kimse bilmiyor. Biz seni burada öldürürüz. Denize atarız. Kimsenin de haberi olmaz. Siz gerillasınız, biz de kontur gerillayız. Biz sana sormayacağız, ne biliyorsan anlat. Girizgah bu. Ben bir şey bilmiyorum. Şimdi ben de kafamda bir mizansen kurmuştum. Yani dışarıya zaman kazandırmak istiyorum. Yani ne kadar geç konuşursam, dışarıdakilere de dedim ya gelmezsem tedbirleri alın falan diye bir mizansen var kafamda. İşte ben Kütahya'dan geliyorum. Benim dizim sakat. Burada Haldun Yüzbaşı bana doktor bulacak. Ameliyat edeceğim dizi. Hazırlamıştım zaten. Yani daha polis yakalar falan kurdum onu kafamda ben yani. Tabii önce falakaya. Bildikleri en baba yöntem. Olmuyor. Ne deseler olmuyor adam. İlla diyor ben bir şey bilmiyorum. Olmuyor bir türlü falakayla aynı hikaye gidiyor yani. Bir defa kulağıma bir şey bağladılar. Böyle tel gibi bir şey bağladılar. Bir de elimin baş parmağına bağladılar. İşte elektrik olayı başladı. Korkunç bir şey. Tek kelimeyle korkunç bir şey yani. Tek kelimeyle. Gene ayağımı tedavi ettirmeye geldim. Aynen devam ediyorum ben yani. Derdim zaman kazandırmak. Yani ben ne kadar dayanırsam burada dışarıdakiler ona göre toparlanırlar, tedbir alırlar. Şeyi yani düşüncesi kafamdaki tek. Ne kurtarabilirsem yani. Yok olmadı. Bu şekilde de olmadı. Çok af buyurun bu defa baş parmağımdaki kablonun bir ucunu cinsel organıma bağladılar. Tarifi artık mümkün değil yani bunun. Tarifi hiç mümkün değil yani. Yapılan işin. Vallahi öyle de ne kadar gitti. Tabii burada yani saatler mi sürüyor? Ne sürüyor? Anlamak dakika mı, saat mi? Zaman mevhumunu yitiriyorsun zaten yani. Yani zaman mevhumu diye bir şey kalmıyor yani insanda. Sonuçta bir durdular. Böyle o kablolar üstünde duruyor, yarı çıplak vaziyetteyim falan. Üstüme bir battaniye attılar, sandalyede oturuyorum. İçeriye bir karacı general girdi. Onu da sonradan öğrendim. Memduh Ünlü Türk. Tam karşıma oturdu. Tam karşıma, bak dün gibi karşımda adam yani. Rahmet falan da okumuyorum, okumam da. Çünkü onlar insan değil. Hayvan hiç değil, mahluk onlar yani, mahluk. İşkenceci mahluktur. Hayvan bile değildir. Çünkü onlara hayvan demek, hayvana hakarettir. Gebertin bunu gitsin dedi. Kalktı gitti.
Yani kalemi kırıverdi hemen. Ha, geberdim bunu. Kalktı gitti yani. Neyse beni toparladılar. Kaldırdılar, yukarıya çıkardılar gözümü mözümü bağlayıp. Bu defa girdiğimde gittiler. Hani gözüm açık. Duvarda bir ayna gördüm. Küçük bir ayna. O ne alaka yani? Böyle bir kırgal bir yer yani. Bir karyola var işte, ranza tipi falan filan. Orada da bir ayna. Ne yapacağım ben aynayı yani? Fakat öyle kafama takıldı. Meğer tabii kontrgelenin taktiklerindenmiş. 2-3 gün sonra geldiler, bir er geldi elinde tıraş makinesiyle. Hani eşek tıraşı deriz. Saçımı bir oradan bir buradan böyle kırptı gitti herif yani. Ya ben bölük komutanıyım, üsteğim, benim herif beni eşek tıraşına çevirdi yani. Sonra bir gün geldiler, ayaklarımı da zincirlediler. Gene o paslı zincirlerle bu defa. Yani eller zincirli, ayaklar zincirli. Şimdi zaman kavramını yitirmemek için duvara tırnağımla geldiğim günden başlayarak çizik atmaya başladım. Yani genel, evet, bir çizik atayım işte diye. Ama gece gündüzü şuradan kestirebiliyorum. Çok yakından gündüzleri çocuk sesleri geliyor. İlkokul çocuk sesleri geliyor. Oradan mesela gündüz olduğunu anlıyorum. Ve çok yakından ezan sesleri geliyor. Yani oradan da yani o seslerden şeyi, bir zaman olayını yakalayabiliyorum yani. Günleri de şeye çizik atıyorum. Şimdi o köşk yıkıldı orada, o Zihni Paşa Köşkü. Eğer o köşk orada dursaydı onu müze yapardık. Benim tırnak izlerimde o duvarda gösterirdim yani. 22 gün kaldım orada. 22 tane o ranzamın başında çizik tırnağımın izi vardır. Devgenç tutukluğundan sonra serbest bırakıldım. Bir ay sonra, bir ay kadar sonra da tekrar tutuklandım. Tutuklandım sene 70-71. Bu AKM ile ilgili mi? Evet. Ya ondan o, da. O gemiler, AKM falan, evet, bir şeyler tutuklandım. Ve onu Yılmaz abi sanık romanında da bir ayrıntılı anlatmıştı. Evet. Onun için kısa kesiyorum. Evvela nereye gittim? Bir ay kontrgerilla merkezinde kaldım. Zincirli, gözlerim bağlı ve işkence gördüm. Bu işte karşı tarafta Kadıköy'de Muziver Bey'in ve öyle bir yerlerde kaldım. Sonra bir hafta kadar Selimiye'nin bodrum katında bir hücrede kaldım. Oradan da beni bir, o zaman köprü yoktu vapurla, bir cemseyle şeye getirdiler, Harbiye'deki hücreye getirdiler. Geldiğimi nereden biliyorum? İnip etrafıma baktım, bakınca o konak sinemasına falan giderdim o Harbiye, yani öğrenciliğimde bildiğim yer. Ben orada böyle hücreler olduğunu hiç bilmezdim. Yani çok isterdim ki o hücreler, çünkü ben birçok hücrelerde kaldım, birçok hapishanede kaldım, epey yerlerde dolaştım. Ama o hücreler çok özeldi. Özelliği neydi onlar? Özelliği mesela, diyelim ki hani kömürlükler olur ya bazı eski, evet, evet, lojmanların arkasında, kömür yan yana, yan yana kapılar, evet, olur, evet, her dairede. Öyle odalar düşün. Üstü dam. Şimdi tek bir birimi tarif edeyim size. Kapı üstüne bir kapı kapanıyor. Kapının içeri girdiğin zaman bir betonarme bir hücre. Kapının sol tarafında aşağı yukarı dört parmak genişliğinde bir yarım metreyi aşkın ince bir havalık var. Havayı oradan alıyorsunuz. Oradan alınıyor ama bu benim 2-2,5 metreden falan sonra giriyorlardı. Hiçbir yeri görmek için ama oradan hava alınıyor. Kapı üstüne kapanıyor. Yani aşağı yukarı bir 2 metre derinliğinde bir yer. Bir karyola sığıyor. Belki bir karış bir boşluk var. Burada da
bir 30-40 santim bir boşluk var. Bu kadarcık bir yer. Bunu kapatıyorlar üstüne. Korkunç. Bir lamba var. Burada da başı şeyde bir plastik bir şey var. Bir plastik bardak var. Bir de çeşmeden su doldurursan onu içiyoruz. Fakat kötü olan şu. Bu lanet yerde 3'ten fazla tuvalete çıkamıyorsun günde. Ya böbreğin işliyor mu? Zaman mümkün mü? Biraz su içeceksin. Merak etmiş. Şimdi buranın özelliği şu. Sabah eğer saat kaçta kalkıyor? Diyelim ki 6.30'da kalkıyor. 6.30'da uyanmak zorundasın. Onlar da. Çünkü şöyle diyor. Diyor ki sen bir düşman ordunun esiri gibisin. Bizim tarafımız. O gözle bakılıyor. Algılanıyorsun. Onun için bir esir kişi olarak buradaki eratımız kaçta uyanıp kaçta yatıyorsa sen de o saat uyanıp yatacaksın. Amenna. Bir defa o saatte kalkıyoruz. Peki kalkıp ne yapacaksın? Yatamazsın. Yatmak yasak. Konuşmak yasak. Zaten müzik hiçbir şey yok. Hiçbir iletişimin yok. Yani avukatla görüşemezsin, ailenle görüşemezsin. Hiç kimseyle görüşemezsin. Adını siliyorlar. Kim olduğun belli değil. Bir numarası. Bir numara koyuyorlar. 6 numara, 7 numara, 10 numara, 100'e. 10 numara. Burada şimdi bu hücrenin önünde bir asker koridoru var herhalde. Evet. Burada sıra sıra hücre var. Evet. Hatırladığım kadarıyla 8-10 hücre burada var. Bir de karşıda var. Onun arkasında var. Onun arkasında böyle bölüm bölüm. Araları demir parmak yaptı. Burada bir er asker dolaşıyor. Bir de tepende dolaşıyor. Bu betonun yukarısında aşağı yukarı bir 25'e 25'lik bir delik var. Onun üzeri demir ızgaralı. Asker yukarıda tepende her hücrenin üzerinden baka baka gidiyor ve geri geliyor. Onun bir ritmi var. Gidiş geliş. Bunu öğreniyorsun zamanla. Şimdi ve ne yapabiliriz? Sadece oturacaksın. Oturmak var bir de oturabilirsin. Yürüyemezsin zaten. İki adımlık bir yer. Ünüm bir duvar. Fakat burada o kadar çok insan yatmış ki. Tabii bunlardan söz etmek gerekir mi bilmem ama madem ki bu bir belgesel bizden sonraki arkadaşlar için. Yani hepsini. Yani yataklar herhalde milattan önce kalma gibi kahverengi siyah arası. Hiç yıkanmamış. Yani belki de 20 yıldır öyle iğrenç bir şey. Bir, üzerine bir battaniye veriyorlar. Tamam. Uyduruk bir şey, siyah kahverengi bir şey. O da eski. Her şey. Bir demir karyola var. Kapatıyorlar seni. Şimdi arkadaş, bir de bir ışık var. Geceyi gündüzünü tam algılayamıyorsun. Ha, bunların üzeri de ayrıca bir garaj gibi bir şeyle kapalı olduğu için zaten loş orası. Sen de o karanlık yerin içine sokuyorlar. Böylece hiçbir şey bilmiyorsun. Zaman merhumu diye bir şey kalmıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Siliniyor. Kimseyle konuşamıyorsunuz. Şimdi benim şöyle hem şansım hem şanssızlığım diyelim. Bu hücrelerin en sonuncusuydum. Sağdaki hücre. Ve en sonu olunca hemen oturduğun yer gibi yani 2 metre kapımdan mesafede bir tuvalet var. Arada da bir küçük lavabo vardı. Her sanık gelip günde bir sefer yüzünü burada yıkıyor. Onu ben izleyebiliyorum. Nasıl izliyorum? Nöbetçi diyor ki komutanım 6 numaralı teyyare diyor. Onunla dalga geçiyor. 6 numaralı teyyare tuvalete çıkmak istiyor diyor. O çıksın derse başçavuş bu kapıyı açıyor. Arkada çıkıyor. Ben biliyorum 6 numara geldi. Seslerden yüzünü yıkıyor falan filan. O zaman görmeden çok duyularımız, algılamamız daha çok işlemeye başlıyor. Şey yapıyor. Fakat
Benim bu yanım boştu. Bir gün bir arkadaş geldi. Ben merak ettim. Kapım armoz yapmış. Tek lüksüm şöyle minik bir aralık var. Oradan elbiseyi görebiliyorum yani. Bakıyorum bu arkadaşı birkaç gün izledim. Askeri elbiseli. Allah Allah. Yani yanıma bir askeri elbiseli. Evvela bir çözemedim. Olabilir yani. Ama bu yani ben de o günlerde Devyanç duruşması için Selimiye'ye götürüldüm hücreden. Hakim istemiş sorgu için getirin bunu neredeyse diye ertelemiş. Nihayet beni götürdüler. Oraya vardım. Orada arkadaşlarım dedi ki lan neredesin filan işte herkes aylardır ortalıkta yokuz. Böyle. Ya dedim ben böyle bir yerde kalıyorum. Daha önce kalan var mı? Buranın neyin nesidir? O dediler ki ya Mahir'le filan orada kaldı filanlar. O zaman serbestti dediler yani. Bir tek gece içeri gidiyor gündüz herkes koridor. Vay şimdi dedim öyle bir şey yok. Bizim durum acı. Sonra belki Kürşat İstanbullu, belki de başka bir arkadaşım şöyle bir şey dedi. Ya ben bir hikaye okudum dedi. Böyle hücrelerde kalanlar birbiriyle Morse'la dedi haberleşiyormuş. Sonra bu nasıl olur, nasıl olmaz? Vapurda o şeye koydular askerler. Yanında iki asker dışarıda. Ben sıska bir adamım 60 kilo almış kilolarında. Bir tişörtüm var öyle tutukladıkları için. Hiçbir şey yok üzerimde. Zaten ayaklarım şiş. Birkaç ay yormadı onlar. Çoraplar hatta bitti onlara. Araya kaynaştı. Sonra bir banyo izni verdiler 1,5-2 ay sonra. Orada o ıslı şeyde söktüm onu. Attınız. Evet. Derimin içinden çıkarttım. Alışmıştım yani. Acıtmıyordu. Bir şey değildi ama kaynamıştım. Neyse. Bu bana böyle dedi. Hayaller kurdum yolda. Nasıl olur bu? Nasıl? Şimdi bir lüksüm daha var orada. Bir toplu iğne buldum. O toplu iğneyi oraya bir yere gizlemiştim. Bir de Bafra sigarası içiyordum. Onun alüminyum folyosu vardı. Hı. Onun üzerine böyle çiçek miçek yapardım bazen. Ya da tam önümdeki o duvara şeyler. Çünkü hemen yukarıdan görüp sessizce bari de kapı aniden açılıyor. Ne yapıyorsun burada diye geliyor. Ha, gelirse gelsin. Ya ne yapayım dedi. Buradan daha ötesi yok ya. Sonra daha ötesinin olduğunu anladım ama o da korkutmuyordu yine. Artık iyice alışmıştık diyorsun. O da boynuna 25 kilo, 35 kilo ve 40 kiloluk dökme demir zincirle bağlıyorlar. Benim öyle onu gördüm çünkü benim ayağımı çıkar dedim. Meğer boyuna bağlı. Yani disiplin cezası da bu. Ondan da ötesi yok yani. Ne olacak?